İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda tehlike çanları çalıyor. Kimi barajlarda su seviyesi iyiden iyiye çekildi. Kandilli Meteoroloji Laboratuvar Başkanı Adil Tek'e göre mega kenti kurak günler bekliyor. Meteorolojik açıdan değerlendirdiğimizde evet önümüzde bizim kurak süreç bekliyor. Barajlardaki su seviyesi iyice düştü. İstanbul'u kurak günler bekliyor. Kandilli Meteoroloji Laboratuvar Başkanı Adil Tek, A Haber'e konuştu. Mega kenti sıcak bir sonbaharın beklediğini söyledi. İklim modelleri Eylül ayının, Ekim ayının hatta Kasım ayının yağışlarının ortalamalarının çok altında geçeceğini gösteriyor. Aslında sıcak Eylül ve Ekim bizleri bekliyor. İklim modellerimiz bugünkü bakış açı baktığımızda bugünden itibarenki duruma göre değerlendirdiğimizde bir kuraklık önümüzdeki bir kurak dönem söz konusu. Tabii barajlardaki doluluk oranları da aslında çok yüksek seviyelerde değil. Adil Tek'e göre İstanbulluların 60-70 günlük suyu kaldı. Önümüzdeki dönem için bu aylarda yağışların ortalamalarının çok daha altında olacağını bize söylüyor. Barajlardaki doluluk oranları da şu anda İstanbul totalinde büyük alan olarak baktığımız bütün barajlarda doluluk oranı İSKİ verileri bu. %43 oranında. Su stratejilerinin uygulanması gerektiğini vurgulayan Tek, aksi takdirde su savaşlarının olabileceğinin altını çizdi. Önümüzdeki dönem için süreç için bir su politikasının ve stratejisinin uygulanması gerekiyor. Yani bu suyu optimum yani sürdürülebilir düzeyde ne kadar kullanabiliriz? Onun için de bir bilinçlendirme, yani bunun toplum tabanına da yayılması gerekiyor. İklim değişikliğiyle birlikte de su problemleri, su sorunları, hatta su savaşları beraberinde gelecek. Bizleri önümüzdeki uzun vade süreçlerde de bunlar bekliyor. Tek, toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Meteorolojik açıdan değerlendirdiğimizde evet önümüzde bizim bir kurak süreç bekliyor. Ve İstanbul'da suyun bir optimize edilmesi gerekiyor. Yani kullanım açısından optimize edilmesi gerekiyor. Gündemde olduğu gibi bir takım kampanyaların, bir takım vatandaşı, toplumun bilinçlendirici çalışmaların yapılması gerekiyor.